Kulak tüpü uygulaması çocuklar ameliyathane koşullarında mutlaka yapılır. Çünkü anne sesi vermeden mikroskopik bir işlem bu. Çocuğa bunu uygulayamazsınız. Mikroskopik görüntü altında çok titizlikle yapılan bir işlem. Büyük büyütme ile biz kulak zarına bir çizik atarız. O çizikten içerideki sıvıyı boşaltırız. Bu su gibi olabilir ya da su yüksek olan olabilir. O sıvıyı tamamen boşalttıktan sonra çok ince kum saati şeklinde ucunda teli olan farklı renklerde çok ince bir ortasında deliği olan tüplerimiz var. Bunlardan bir tanesini kulak zarının o açtığımız çiziğinden içeri doğru yerleştiririz. Bir ucu içeride, orta kulak boşluğunda, bir ucu dış kulak yolunu açılacak şekilde arada durur. Bu sistem o östeki boşluğu, geniz boşluğu, kulak havalanması toparlanıncaya kadar geçici bir havalanma ortamı yaratmayı sağlar. Bunu şuna benzetebilirsiniz. Bir pipete hani sıvıyı çekip ağzını kapadığınız zaman sıvı içinde durur. Kaldırdığınız zaman o pipetteki sıvı boşalır. Aynı östeki borusu ve orta kulak işleyişi bu şekilde. Biz çiziği atıp tüpü taktığımız zaman o sıvının tekrar oluşmasını bu şekilde önlemiş oluruz.